Türk Silahlı Kuvvetleri şu anda Irak'ın kuzeyinde. Orada bizim çok ciddi bir angajmanımız var. Son olaylardan dolayı orası biraz gölgede kaldı. Fakat orada bir faaliyetlerimiz var, devam ediyor. Daha dün Milli İstihbarat Teşkilatımızla koordine bir şekilde hava kuvvetlerimizin yaptığı bir operasyonla biri en tepede, sözde, yönetim kurulunda olmak üzere KCK'nın en başlarından bir kadın olmak üzere 5 kişi etkisale getirildi. 18 biri oldu, 13 biri oldu, 14 biri oldu. Oraya girmeye teşebbüs ediyorlar. Gelip orada efendim oradaki rahatı, huzuru bozmaya çalışıyorlar. Oradaki bölgede 145 km genişliği, 25 km, 30 km derinlikte bir alanda Pınar bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri Atalan'a yarışır şekilde istikrarı sağlayıp oradaki insanların insan yaşamasına imkan vermek şekliyle bir çalışma başlattık. Orada milyonlarca insan insanlık dışı bir hayat sürüyor şu anda, yaşam sürüyor. Yağmur, kış, kıyamet, bu zor hava ve arazi koşullarında çoluk çocuk efendim büyük bir zahmet içinde insanlık dışı görüntüler yaşanıyor orada. Biz sadece askeri konuları değil aynı zamanda işin insani boyutu üzerinde de önemli duruyoruz değerli arkadaşlarım. Türkiye olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak. Rejim İdlib'de hastaneleri vurdu. Kesin. Yani böyle laf değil, gazete haberi değil. Fotoğraflı, videolu hastaneleri vurdu. Okulları vurdu. Çocukların olduğu okulları. Pazar yerlerini, fırınları vurdu. Ekmek alınan yerleri vurdu. Normal işte köy evi, normal şehir evi. Vatandaşın yaşadığı yerleri vurdular. Ocaktan beri 500 sivil gitti. Hayatını kaybetti. O Mayıs'tan beri 1500'e falan geldi. Binlerce insan hayatını kaybetti. Binlerce insan yaralı. Ve çok zor şartlarda. Hastanelerde şurada burada felaket. Ve şu ana kadar Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre 1 milyon 300 bin, 1 milyon 400 bin civarında sivil evini barkını toprağını terk etti. Bizim sınırlarımıza geldi dayandı.